Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda oynarken çok korktuğum bir oyundan bahsedeceğim sizlere. Ve sizleri de bu oyunun bir korku oyunu olduğunu inandırmaya çalışacağım. En azından ilk 2 saat için veya 3-4 saat için geçerli bu korku oyun dediğim kısım. Korkunç olan kısmı. Bu video spoiler içermektedir. Eğer oyundaki hiçbir canın türünü bilmek istemiyorsanız, blind bir şekilde oynamak istiyorsanız, videoyu beğenip videodan ayrılmanızı rica edeceğim. Ben bu oyunu oynarken çok korktuğumdan bahsettim az önce sizlere ama bu korku normal bir korku değildi arkadaşlar. Yani Outlast veya Resident Evil gibi tarzı oyunları da korkmadan oynadım. Oyunun mekaniklerini anladıktan sonra zaten düşmanlarla dalga geçercesine oynamaya başlıyorum ben bu tarz oyunları. Ama ben bu oyunda çok korktum. Bunun sebebi oyunda jumpscare gibi korkutma unsuru olmasından değil, daha çok atmosferle ve bilinmeyenle korkutması. Bilinmeyenle korkutması oyunun yaptığı en güzel şey ve en etkili korkutma şekli bence ama buna birazdan değineceğiz. Daha sonra değineceğiz. Oyunun hikayesi, evet bu oyunun bir hikayesi var arkadaşlar. Kocaman bir uzay gemisinin kaza ile her tarafı sular içinde olan bir gezegene düşmesiyle başlıyor oyunumuz. Biz de bu gemideki random bir çalışanız, kaçış poduna atlayıp canımızı kurtarıyoruz uzay gemisi infilak etmeden önce. Bundan sonrası da klasik bir hayatta kalma oyunu gibi devam ediyor. Telsizden hikayeyi açacak yeni bilgiler öğreniyoruz falan filan. Bu oyunu bitirmek için ve gelişmek için bolca keşif yapmanız gerekiyor. Gerek canlı türleri olsun, gerek mekanik parçalar olsun her şeyi keşfetmeniz, denemeniz ve yanılmanız gerekiyor. Arkadaşlar ben korkak bir çocuğum normal hayatta. Bir insan şuraya gitme, seni cinler öldürürlerse ben gitmem. Ama bu oyunda gelişmek için bariz bir şekilde tuhaf şeylerin olduğu yerlere gitmeniz gerekiyor. Her ne kadar korksanız da etseniz de gitmeniz gerekiyor. Ben bu oyunda bazı bilgiler aldım. Koca koca canavarlar hakkında oyuna başlamadan önce. Yani YouTube'da falan videolarını görmüştüm. Onlara Reaper diyorlardı ve bir tanesiyle karşılaşmaktan acayip korkuyordum. Çok korkuyordum. İşte oyunun korkutan kısımlarından birisi de burası. Keşfetmeden önce her şeyden korkuyorsunuz arkadaşlar ama keşfettikten sonra o şeyden korkmuyorsunuz. Durdurma tüfeğini yapıp ilk Reaper'ımı öldürdüğümde korkum tamamen kaybolmuştu Reaper'lar hakkında. Ama sadece bu bildiğim bir biyomdaki bir Reaper içinde. Bilmediğim biyomlarda hala korkuyorum gezmeye. Şimdi oyunun korkunç olan kısımlarını kendimce kategorilere ayıracağım arkadaşlar. Evet, derin sular. İlk kategorimiz derin sular. Arkadaşlar sizler benim gibi su altında kalmaktan korkuyorsanız bu oyun sizler için çok zor olacaktır. Ama su altında bir şekilde korkmadan durabilsem bile oyunun ilk başlarındaki yerde yani şu an toprağı görebildiğim kısımlarda. Dibini göremediğim derin sularda acayip korkuyorum. Çok korkuyorum ve rahatsız oluyorum. Ya aşağıdan bir şey beni kaparsa falan diye, öldürürse falan diye. Sanırım da bilimsel olarak talasofobi deniyormuş. Talasofobi ise büyük su kütlelerinden Allah seni de kahretmesin mail geldi bir dakika. Bak buna bilimsel olarak talasofobi deniyormuş arkadaşlar. Talasofobi ise büyük su kütlelerinden korkma, denizin muazzam boşluğundan korkma ve karadan uzak mesafede olma korkusu olarak geçiyormuş. Sanırım bende var bundan. İkinci kategorimiz ise bilinmeyen. Evet arkadaşlar bence bu oyunun beni bu kadar korkutmasının en büyük sebebi bilinmeyendir. Hikaye gereği hiç bilmediğimiz bir gezegene düştüğümüz için bilmediğimiz tuhaf tuhaf canlılar bu gezegende bulunuyor. Biz de bunları yavaş yavaş keşfediyoruz zararlı mı zararsız mı diye. Arkadaşlar insan bilinmeyenden korkar. Bu oyunu oynarken yavaş yavaş çevremi kavradım. Derin sulara hiç çıkmadım çünkü hem derin sularda kalma korkum hem de bilinmeyen korkum beni engelliyordu. Ya denizin altından kocaman bir şey çıkarsa Cthulhu gibi falan diye epey korkmuştum. Üstüne üstlük Reaper'ın spoilerını yemiştim daha önceden. Yani böyle bir canavar var burada. Burada değil de yani oyunda var diye. O yüzden korkuyordum epey. Benim bilinmeyen derin sularda yaşadığım korkunun heyecanın bir tarifi yok arkadaşlar. Acayip geriyordum, acayip rahatsız oluyordum. Belki de ben gerizekalımdır. Bu oyun normal bir eğlence oyunudur. Her biyomda farklı canavarlar, farklı canlılar ve farklı bir atmosfer bulunuyor. Biyomdaki canlıların zararlı mı zararsız mı olduğunu anlamadan bu bilinmeyen korkunuz geçmiyor. Tabi sadece bu bir biyom için geçerli. Başka bilmediğiniz bir biyomda yine korkacaksınız. Üçüncü kategorimiz ise korku kategorimiz ise bu oyunun bu kadar başarılı bir korku oyunu olması hakkındaki atmosfer ve sesler arkadaşlar. Oyunun bir başarılı yönü daha atmosfer ve seslerdir. Her girdiğiniz biyom bir diğerinden farklı hissettiriyor. Ses efektleri bazen çok korkutucu olabiliyor. Oyunun ilk başında Resif devlerinin çıkarttığı seslerden o kadar rahatsız olmuş oluyordum ki ter içinde falan kalıyordum. Oyunu kapatıyordum hatta fazla oynayamıyordum. Böyle hani bir 15 dakika yarım saat falan böyle etrafta geziyordum. Karnımı doyuruyordum. Hop yaşam poduma tekrardan giriyordum. Aslında çok tatlı canlılarmış bu Resif devleri. Evimin önünden geçerken falan selam verip duruyorlar bana bazen bağırarak. Ve son korku kategorim yani benim bu oyundan korkmamın en büyük sebeplerinden biri büyük balıklar arkadaşlar.
Derin sularda bilmediğim bir gezegende ne tür büyük balıklar var diye insan merak ediyor ve korkuyor doğal olarak. Bu balıkların devasalığı yanında ufacık kalıyorsunuz. Neyse ki bu yaratıkları birer kez öldürdükten sonra bu korkum büyük ölçüde azaldı benim şahsen. Sizin de azalacaktı bir kere öldürdüğünüzde. Şu ana kadar iki adet büyük balık öldürdüm. Ghost Leviathan ve Reaper olmak üzere. Reaper sanırım 50 metre civarıydı. Ghost Leviathan 100 metreye kadar çıkıyor sanırım diye biliyorum. Ghost Leviathan daha büyüktü çünkü. Daha bilmediğim büyük bir balık varsa da onu da öldürene kadar korkacağım. O balıktan. Ve bilinmeyenden tabii çünkü var mı acaba yok mu bilemeyeceğim bakmadan bilemem yani. Ve kapanış arkadaşlar. Bugün sizlere Subnautica'nın nasıl bir korku oyununa çok yaklaştığını anlatmaya çalıştım. Tabi bu fikirler tamamıyla bana ait. Siz aynı oyun açıp emanet sallayarak bitirebilirsiniz hiç korkmadan ama ben burada kendi tecrübemi anlattım. Eğer korkma nedenlerim size de mantıklı geldiyse ve hoşunuza gittiyse like atıp yorum atarsanız çok sevinirim geri bildirimlerinizden dolayı. Şu an oyunun 22. saatindeyim. Birçok biyomu ve canlıyı keşfettiğime inanıyorum ama henüz 500 metre altına kadar inebiliyorum C-Mod'la. Bir 1000 metreye kadar iniş yapabileceğimi düşünüyorum bu oyunda. 1000 metrede de bir şeyler vardır diye düşünüyorum ve 1000 metrelik yerler de vardır. Muhtemelen daha ötesi de vardır. Büyük balıklar hakkında siz de korkuyorsanız eğer arkadaşlar benim gibi yapın bir tanesini bıçaklayın. Ondan sonra korkunuz biteceği için kanalıma abone olun. Korkularımızı bıçaklayarak yeniyoruz. Onların üstüne giderek. Videomu H.P. Lovecraft'ın bir sözüyle bitireceğim arkadaşlar. İnsanlığın en eski ve en güçlü duygusu korkudur. En eski ve en güçlü korku ise bilinmeyenin korkusudur.